Mayoz'u öğrendiğini tahmin ediyorum hocam. Mitozdan farklılıkları var, benzerlikleri de var. Üreme hücresi üretebilmek için mayoz geçiriyorduk. Öğrendiğimiz bilgileri 10 tane soru çözerek ne yapalım? Pekiştirelim. Özellikle bu soru çözümünü dikkatli izlemeni senden rica ediyorum. Videomuzu beğenelim, öyle soru çözümüne ne yapalım? Geçiverelim. Şimdi diyor ki mayoz 1 bölünmesi tamamlandıktan sonra stoplazmayı bölüyoruz ve 2 tane hücre meydana getiriyoruz. Stokinez 1 süreci ve oluşan hücreler için hangi yorumu yapamazsın diye sorulmuş. Okuyalım. Hayvanlarda boğumlanmayla dıştan içe doğru mikrofilamentler yardımıyla, bitkilerde içten dışa aralemen oluşmasıyla stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Bir nol ifadem doğru. Stokinez 1 bittiğinde interfazdaki kromozom sayısının yarısına sahip 2 tane hücre oluşur. 2n46 ise mayoz 1 bittiği zaman hücreler n kromozomlu 23 kromozomlu hücreler meydana gelmesi lazım. Bu da söylenebilir. 3. Hayvan hücrelerinde stokinez 1 sonucunda oluşan 2 tane yavru hücremiz var. Güzel. Bu yavru hücrelerimiz ne yapar diye sorarsak söyleyelim. Mayoz 2 öncesinde bir daha sentrozomları eşler. Onlar niye? Profaz 2'de zıt kutuplara doğru ne yapacaklar? Çekilecekler. C şıkkı da olur. Stokinez 1 sonucunda oluşan 2 tane hücre mayoz 2 bölünmesinden önce interfazın sadece S evresini gerçekleştirir. Burada DNA eşlenmesi görülmez diye özellikle belirtmiştim. Bu ifadem yanlış. İnterfazda DNA eşlenmesi oluyor. Mayoz 1 bitince bir daha DNA eşlemiyorduk. Stokinez 1 tamamlandığı zaman oluşan hücrelerde homolog kromozomlar yok. Niye? Hatırla mayoz 1 anafaz 1'de homologlar ayrılıyorlar. Stoplazmayı bölünce bunlar birbirinden ayrılmış oluyor. Dolayısıyla oluşan hücrelerde homologlar bulunmaz ifadesi doğru olur. Cevap ne? D seçeneği oldu. 2'ye bak. Mayoz'un anafaz 2 evresinde hangisi olmaz? Anafaz 2'de kardeşler birbirinden ayrılıyor. O zaman A şıkkına evet dedim. İplikleri kayboluyor diyor. İplikleri kaybolmuyor. Niye? Bazıları serbest kalıyor. Anafazda iplikleri ne yapıyor? Kardeş kromatleri birbirinden ayırması gerekiyor. Kaybolma ifadesi yanlış. Kromozom sayısı kardeşler birbirinden ayrıldıkları için geçici olarak ne olacak? Söyle bakayım bana, 2 katına çıkıyordu anafaz evresinde. Anafaz 2'de. Hücrenin boyu uzar mı? Serbest olan iplikleri hücrenin boyunu uzatır ve sentromer bölünmesi. Hatırla sentromer neydi? Bak şu kromozomun ortasındaki halkasal bölgeye sentromer diyorduk. Onlar ayrıldığı zaman ne olacak? Kardeşler birbirinden ayrılacak. Ne olmaz? İpliklerin kaybolması görülmez. 3'e bakalım. Diyor ki mayoz geçiren böcedeki kinetakor sayısı neye eşit olabilir demiş. Bak ne düşünüyorsun? Bir kromozoma baktığın zaman, kendine eşlemiş bir kromozoma baktığın zaman iki tarafında ne var derse kinetokorlar var. Bunlar ne yapacaklar? İplikleri bu kinetokorlara tutunacaklar. Hemen mantık yürütelim. Ne diyelim? Kromatit sayısı kadar ne olmasını bekliyorum? Kinetokor olmasını bekliyorum. Kromozom sayısı mesela eşlenmeden önce ne oluyor? Tekken iki tarafında var. Dolayısıyla kromozom sayısıyla eşit diyemeyebilirim. Sentrozom sayısı 2 tane zaten var. Tetraz sayısı, sentrozom sayısı şık olsun diye yazdığımız ifadeler ne olur? Kromatit sayısı kadar kinetokor vardır diyebilirim. 4 dolu sorumuza bakalım. Hemen üste geçtim. Bak soruya bakıyorsun. Maşallah 5000 tane evre verilmiş. 8 tane evre görüyorsun. Bu evrelerden bak ne diyor? Mayoz 1'e ait olan, mayoz 1'de gerçekleşenin gerçekleşme sırasına uygun olarak hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bak mayoz 1 istiyorsak kardeş kromatitler birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. 2'de bak kardeşler ayrılıyor. 3'e bakıyorum homologlar ayrılıyor. Almalıyım. 6'ya bakıyorum kardeşler birbirinden ayrılmışlar. 2 metafaz 2, 6'da anafaz 2 evresi. Sonra bakıyorum 8 nolu evreye baktım. Burada yine kardeşler ayrıldıktan sonra stoplazma bölünmesi olacak. Başka ne bakıyorum diye bakıyorum şu an. Hangileri olabilir diye düşünüyorum. 1 olur gibi. Niye? Çünkü ilk evre, hatta bak ne görüyorsun? Burada crossing over yapmaya başlamışlar. Şöyle yaklaşayım göstereyim. Bir de crossing over var. 4'e bakıyorum. 4 de sanki mayoz 1'den sonra görülen bir evre gibi. 4'ü de almamam gerektiğini düşünüyorum. Niye dersek mayoz 1 bitmiş. Homologlar ayrılmış. Ben olan evrelerin kim olduğunu düşünüyorum. 1, 3, 5, 7 olmalı. Peki 1, 3, 5, 7 diye bir şık var mı? Bakıyorum. 1, 3, 5, 7 yok. 1, 5, 3, 7 var. Bize gerçekleşme sırasına uygun dediği için önce ne? Profaz. Sonra bunlar ne yapacaklar? Crossing over yapacaklar. Merkeze dizilecekler. Metafaz. Sonra anafaz. En sonunda telofaz ve stokinez. Yani cevap ne olur? A seçeneği olur. Egzantilik bir soru fark ettiğin üzere, ama bu soruyu çözünce tamam diyorsun ki ben bu şekilleri görünce hatırlarım demen gerekiyor hocam. Gel 5'e bakalım. Crossing over olayıyla ilgili neler doğrudur? Crossing over homolog kromozomlar arasında parça değişimiydi. Okuyalım. Bir kromozoma ait kardeşler arasında parça değişimi demiş. Diyorsun diyoruz ki hayır hocam, homologlar arası, kardeşler arasında zaten aynısı oluyor. Üreme ana hücresindeki gen çeşidi sayısında artışa sebep olmaz. Evet hocam, niye gen çeşidi artmıyor? Sadece genler yer değiştiriyorlar. Dolayısıyla gen çeşidinde bir artış olmuyor hocam. Mayoz bölünme geçiren tüm hücrelerde ortak olarak gerçekleşir. Hocam ne demiştim? Crossover geçirmek zorunlu değil. Çeşitliliği arttıran bir olay evet, ama illa parça değişimi olacak diye bir zorunluluk yok. Rekombinasyon oluşmasına sebep olarak tür içi genetik çeşitliliği arttırıcı yönde etkiye sebep olur. Rekombinasyon yeniden düzenlenme demek, rekombinasyon. Bu olaydan kaynaklı kalıtsal çeşitliliği arttırabilen bir olay kim? Crossing over. O zaman 4'e devam edelim. Neler doğru? Cevabımız 2 ve 4 oldu. 5'i de çözdük, gel 6'ya bakın. Diyor ki mayoz 2 bölünmesini tamamlamış 4 tane hücre. Sen biliyorsun ki bu 4 tane hücrelerin kromozom sayısı N olması lazım. Okuyalım. Neler yapılabilir? N kromozomludurlar. Evet doğrudur. Her birinde 2 tane sentrozom vardır. Diyor ki 2 tane sentrozom, bence ne diyorsun? Birer tane sentrozom olması lazım. Niye? Hücre bölündüğü zaman sentrozomlar da ayrı hücrelerde kalıyor. Yanlış. Kromozomlar açılarak kromatin iplik haline gelmiş midir? Evet. Bölünme bitmiş çünkü. İnterfaz bittikten sonra bir daha mayoz geçirebilir. Sen diyorsun ki hocam bu oluşan hücreler eğer dişi ise bir tanesi yumurta, 3'ü kutup eriyor demiştik. Erkekse hepsi sperm diye adlandırmıştık. Bunlar bir daha mayozlu olmuyor. Mayoz bitiren, mayoz bölünme geçirmiş olan hücreler, oluşmuş hücreler mayoz geçirmiyorlar. Döllenmeye katılabilirler ya da mitoz geçirebilirler. Hocam mitoz ne? Nasıl mitoz geçiriyor? Partenogenezde bahsedeceğim. Merak etme. Hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Ulan 4 sonuncuya evet dedik sazan gibi. Cevabımız 1 ve 3 yani A seçeneği oldu. Bu arada cevaplardan bakıp arada hata yaptığım zaman düzeltiyorsunuz. Teşekkür ederim gençler. Geçen galiba soru çözümlerinden bir tanesinde yani 1-3 bulmuşuz, gidip başka şık işaretlemişiz. Arada yapıyoruz, kusura bakmayın. Diyor ki mayoz geçiren bir hücrenin bak ne istiyor? Mayoz 1 ve mayoz 2'nin evrelerinde gerçekleşen ortak bir olay istiyor. Bak senle ne arayalım biliyor musun? Burada hangisi mayoz 1, hangisi mayoz 2 olduğunu yazalım, ortak olanı işaretleyelim. Bak çok güzel bir soru. Homolog kromozomların ayrılması. Ne diyorsun? Mayoz 1, hemen yaz. M1 yazdım. Profaz evresinden hemen önce DNA'nın kendine eşlemesi. Sen diyorsun ki hocam önce interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sonra sitoplazma bölünmesi, sonra profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitoplazma bölünmesi. Bak burada DNA eşlenmesi yok demiştik şu arada. O zaman profazdan önce DNA'nın eşlenmesi diyorsam bu sefer diyorsun ki hocam bu da ne? Mayoz 1. Bak mayoz 2'de DNA eşlenmesi yok biliyorsun. Tetrat sinapsis ne diyorsun? Mayoz 2 dedim. Olay başında eriyip kaybolan çekirdek zarının sonrasında bir daha oluşması. Yani diyor ki profaz ve telofaz evrelerinin görülmesi. Hem mayozda, hem mayoz 1'de, hem mayoz 2'de bu olay oluyor. Bak çok ilginç olarak ifade etmişiz. Değişik cümlelerle kurmuşuz ama kastettiğim şeyi anlıyor olman lazım artık. Cevap D gibi. Diploid bir hücreden haploidik hücre oluşması. Yani 2N'den kromozom sayısının N'e düşmesi. Bu nerede olur? Mayoz 1. Neden? Homolog kromozomlar birbirinden ayrıldıkları için. Cevap ne çıktı lan? Cevap D oldu. Bitti lan bitti, birkaç soru kaldı. Diyor ki mayoz 1 bölünmesinin anafaz evresinden önce, bak dikkat et, anafazdan önce yani kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrılmasından önce hangileri meydana gelebilir diyor. Bak kardeş kromatitler birbirinden ayrılacaklar, güzel. Bize bundan önce olan olaylar gerçekleşiyor. Yani metafaz 1, profaz 1, interfazla ilgili bir şey araman lazım. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin kaybolması değil, oluşması demiş. Seni tuzaklamak istemiş. Hocam oluşma telofaz, anafazdan sonra almaman lazım. İpliklerin kinetokora bağlanması profazda olur, almalıyım. Sentrozomların kutuplara çekilmesi, evet. İplikleri ne yapacaklar? Sentrozomların kutuplara çekilmesinden sonra uzayacak, kinetokora tutunacak. Yani buradaki 3 olayı 2'den önce gerçekleşiyor. Kardeşlerin ayrılması anafazdan önce mi oluyor? Bence anafazdan önce olmaz. Anafazda olur. O yüzden 4'de almıyorsun bak. Hemen böyle sazan gibi anafaz demiş. Bak hocam adam burada sana önce diye belirtmiş. O zaman olanlar neler dersek 2-3 cevabımız C seçeneği oldu. 2 soru kaldı. Bitti hocam. Bak burada mayozun evreleri verilmiş, döngüleri verilmiş. Buna göre hangi hücreler 2N, hangileri N kromozom? Hemen diyorsun ki ana hücre 2N. İnterfaz geçiririm yine 2N. Mayoz 1 bittiği zaman şöyle ne diyorsun? N değil mi? N. Mayoz 2 zaten mitoza benziyor demiştik. Oluşan hücreler yine N olacak. Bana diyor ki hangileri 2N, hangileri N? 1-2-2N, 3-4-5 hepsi N. Bakalım 1-2-2N, 3-4-5 N cevap ne çıktı? Aha da B seçeneği oldu. Anladın değil mi hocam? Son sorumuz bitti. Bitti. Sonra eşeği süremeye geçeceğiz. Mayoz bölümünün anafaz 2 evresinin sonundaki bir hücrede ne gözlenmez diyor. Bak anafaz 2 artık mayozu tamamlamak üzere. Kromozom görülür mü? Görülür. Niye? Kardeşler ayrılacak. Sentrozom hayvan hücresi ise görülebilir. İyi iplikleri, serbest kalan iyi iplikleri var. Hepsi bağlanmıyor. Hücrenin uzamasına sebep olabiliyor. Kinetokor iyi iplikleri nereden tutulacak? Kiyazma nerede? Söyle bana. Kiyazma crossing over'da. O zaman o da profaz 1'de. Burada anafaz 2 diyor. O anafaz 2'de bunu doğru görmem cevap ne olur dersek E seçeneği olur. Anladın değil mi hocam? Bak 10 tane çok güzel soru çözdük seninle beraber. Ardından kolay hocam eşeğsiz ve eşeği bürümeden bahsedeceğiz. Zaten eşeği süreme mitoz bölünme esasına dayandığı için mitoz oluyor. Çeşitlilik artmıyor. Bir hücreden iki hücre oluşuyor. Hücre sayısı artıyor gibi hemen yorum yapacaksın. Bu arada sana yani cana sıkılırsa bir kişi eşeği sürelemede şunu söyleyebilir işte. Profaz evresi gerçekleşir mi? Metafaz gerçekleşebilir mi? Diyebilirsin ki evet gerçekleşebilir. Niye? Çünkü bak mitoz esasına dayanıyorsa mitozda bildiğini kabul ediyoruz. Sorularda bilgin olsun. Bunu da belirtmek istedim. Diyeceklerim bunlar. Hemen ne yaptık seninle beraber? Buradaki kısmımızda tikimizi atalım. Soru çözümünü de yaptık. Ödevini de yaptığını düşünüyorum. Özellikle mayoz bölünmeyle ilgili ödevini yaptığını düşünüyorum. Şimdi mi verecektik? Verdik bir ara ama yapmışsın. Sen akıllı çocuksun. Eşeği sürelemeyle 31. günümüzü ne yapacağız? Tamamlayacağız. Ben gidiyorum. Eşeği sürelemede görüşmek dileğiyle. Çalışmaya devam. Hadi bakalım. Limonumuz, pervanemiz burada çalışıyor. Serinletiyor. Bir mola verdim. Bir meyve suyu içtim. Vitamin olsun diye. Ondan sonra su içtim. Boğaz da çok gitmesin diye çok soğuk su içmemeye çalışıyorum. Yani ne zaman hasta olacağı insanın belli olmuyor. Bu arada çevremizde çok gördüm. Yani insan kışın hasta olursa çok üzülmüyor da yazın berbat ya. Burnun akıyor. Böyle fırk fırk böyle peçeteyle sil. Git burnunu temizle. Boğazın zaten perişanlık. Dediğim gibi o şeyden de aldım. Sesi açacak olan ilaçtan o küçük bir tane zımbırttan aldım. O yine ara ara içeceğim ki sesimiz güzel olsun. Böyle bülbül sesli size dersleri anlatayım. Görüşmek dileğiyle. Çap hadi oyalama beni. 11 dakika olmuş. Bay bay.